Selam herkese ben git Bugün sizlerle beraber C Sharp'ta extension metotlara bakacağız. Bu biraz giriş seviyesi için değil daha çok orta seviye C Sharp bilgisine sahip olanlar için çektiğim video. Eğer ki temel seviyeye sahipseniz bu videoyu izlemenizi çok önermiyorum. O yüzden başka videolarıma veya yazılara bakabilirsiniz. Videonun yazısını açıklama kısmından bulabilirsiniz. Kaynakları da falan orada bulabilirsiniz. Orada ekstra örnekler de yaptım. Girip oraya bakmanızı tavsiye ediyorum. Lafı fazla uzatmadan extension'a gireyim kısa bir şekilde çekmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar extensionlar aynı browser'daki çalışma mantığıyla çalışır. Mesela benim Chrome'da en çok kullandığım extensionlardan biri olan dark mode'dur. Mesela dark mode olmayan bir sayfa için, desteklemeyen bir sayfa için onu kendisini dark mode'a çevirir. Bu bir extension'dır. Yani herhangi bir Chrome'un bir özelliği değildir. Onu ek bir şekilde sağlar bu özelliği, bu kullanımı. Extension'ın kelime anlamı da zaten uzantı ve eklenti demek. Bu şekilde C Sharp'ta da aynı şekilde kullanıyoruz. C Sharp 3.0'dan beri hayatımız olan bu extension'lar herhangi bir sorsa müdahale etmeden bir özellik getirip ek veya uzantı sağlayabilirler. Mesela şöyle bir örnek vermek gerekirse somutlaştırmak adına. Ben string'in kodlarına erişemiyorum. String bir structure'dır ya ben bunun kodlarına erişemiyorum. Veya bir veya interface. Third party library olabilir veya kendi yazdığınız kodlar da olabilir bu. String örneğinden gidelim. Ben bunun kodlarına erişemiyorum. Şöyle şöyle izah edeyim. Şimdi bu string'in kodları. Ben kalkıp buraya herhangi bir metot veya property yazamıyorum. Şimdi benim ama burada bir özellik getirmek istiyorum. Mesela C Sharp'ın ya Microsoft'un makalelerinden bir örnek buldum. Bir string değer verdiğiniz zaman kelime sayısını size dönüyor. Aynı şekilde burada da yapalım şöyle bir metot yazdığımızı düşünelim. bu arada dedim, tekrar dedim dedim hatırlamıyorum. Microsoft'un makalesinde var bir örnek ve bu arada kendi bloğumda ekstra farklı bir örnek daha verdim oraya da göz gezdirirsiniz. Ben böyle bir tane şey yazdım, bir tane değer oluşturuyorum yukarıya. String şöyle, string name diyorum. Sonra buraya my name is John Smith olsun, copilot öyle söyledim. Sonra my class diyorum. Normalde class'ı in, e, instance'ını alıp buradan metoda ulaşıp ve buradan da console write line'da e, kaç tane kelime olduğunu bulmasını istiyorum. Ben buraya direkt e, programı çalıştırayım ve bize bir sonuç dönsün. Şimdi arkadaşlar 3, 4, 5 doğru bir sonuç verdi bize. Şimdi şunu unutmamak gerekiyor bu instance'ını alıp böyle çalıştırmak gerçekten e, iş işe yarayan bir şey ve çalışan da bir şey en önemlisi. Ama bizim şunu da şunu unutmamız gerekiyor. Biz bir ekiple çalıştığımız zaman şimdi herkesin bu klastan veya herkesin bu metottan haberdar olması mümkün değil. Hele ekip çoksa, genişmişse, herkes açıp doküman okumaz, herkes geçip şey yapmaz. Olabildiğince bunu daha okunabilir ve anlaşılabilir yapmamız gerekiyor. Şimdi C# -Sharp extension metotlarda şunu yapıyor. Şimdi ben burada şunu bir yorum satır haline getiriyorum. Şimdi neyim diyorum nokta diyorum. Buraya ekstradan böyle bir özelliği gelse gerçekten güzel olurdu. Hani nokta dedim ve ben buraya word count desem sıkıntı olmazdı. Ama ben bunu şu an içerisinde yani normalde diyememem gerekiyor. Ama extension metotlar bunu sağlıyor. Aslında videonun şeyde bu. şimdi extension metotlar statik class ve statik metot olmak zorunda. Çünkü herhangi bir instance'ı alınamayacağından dolayı direkt çağrılması gerekiyor. Ben buraya şimdi statik yazdığım zaman bu sefer metotlar hata verecek. Ben tekrardan buraya statik yazıyorum. Ve burada en önemlisi metodun birinci parametresine diz diyorum. Şimdi bu bana ne sağlıyor? Name nokta dediğim zaman my method dediğim zaman otomatikman metodum geliyor. Şimdi artık bir class'ın instance'ını almadan ben ben bunu kullanabileceğim. Eğer ki ben bunu yorum satırını güzel bir hale getirebilirsem dışarıdan bakan bir şey ekip içerisinde bakan bir yazılımcı da bunu çok rahat bir şekilde anlayabilir. Ben gelip buraya yorum satırı eklesem desem ki verilen string verilen string değerin kelime sayısını döndürür dedim. Şimdi ben böylelikle yorum satırı yap zaman zamanda ise name.mymethod diyorum yorum satırında ben burada yazdım yorum satırında görebilirim ve tabi ismini de düzeltelim word count diyorum artık word count dediğim zaman daha anlaşılır bir isimle ve güzel bir yorum satırıyla bu metodun extension metodun ne işe yaradığını ben burada görmüş oldum şimdi bu bize sağladığı avantajlar demin de söylediğim gibi okunabilirlik ve anlaşılabilirlik açısından ve herhangi ben bir sorsa müdahale edemediğim zaman Müdahale edebilseniz de bunu yapabilirsiniz bu arada. Yeni bir klas oluşturur. Yapabilirsiniz. Buraya ekstra bir uzantı şekilde yapabilirsiniz diyeyim. Video bu kadardı. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hakkınızda yorumları aşağıya bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.